yıl önce böyle talep etmişlerdi. Talepleri yerine geldi. Şimdi ise meydana adının verilmesini istiyorlar. Fassa'nın efsane başkanı Fikri Sönmez, halkla birlikte çamurdan Fassa'yı kurtarmak için açtığı caddeye onu hapse gönderen Kenan Evren'in adı verilmişti. 3 yıl önce Fassalılar caddeden Kenan Evren'in isminin kaldırılmasını istemiş, Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ve Belediye Meclisi bu talepleri dikkate alarak caddenin ismini Sevgi Caddesi koymuşlardı. Şimdi ise onun yol arkadaşları belediyenin yaptığı meydana Fikri Sönmez isminin verilmesi için imza kampanyası başlattı. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Fassa İlçe Örgütü'nün başlattığı kampanyaya Halkların Demokratik Kongresi bileşenleri de destek verdi. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi meclis üyesi Taylan Şendur, meydana neden Fikri Sönmez isminin verilmesi gerektiğini şöyle anlattı. Fassa Belediyesi'nin yeni açmış olduğu Adliye Sarayı'nın önündeki yeni meydana kendi web sayfasından bir isim arayışı var. Bu isim arayışı ile ilgili biz de yaklaşık olarak bir haftadan beri kampanya yürüttük. Bu ismin gerek Türkiye'de gerek dünyada 1980'lerde burada yaşanmış yerel yönetim deneyinin temsilcisi, mimarı bir nevi Fikri Sönmez'in ismi olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu yönde halka imza kampanyasına başladı. Halkların Demokratik Partisi Ordu Büyükşehir adayı Vedat Şensoy da imza kampanyasına destek verdi. Fatsa'nın Fikri Sönmez'e borcu var. Fikri Sönmez, Fatsa'nın Kabak Dağı'nda köy doğup Fatsa'da yaşamını idame ettiren bir vatandaş olarak değerlendirilmemesi lazım. Fikri Sönmez, Fatsa'ya mal olmuş, Türkiye'ye mal olmuş, dünyaya mal olmuş sembol, efsane isimlerden birisidir. Üstelik Fikri Sönmez, Fatsa'da halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanıdır. Halkın oylarıyla seçilmiş olan Fikri Sönmez, darbecilerin zoruyla koltuğundan indirilmiş, iktidarından indirilmiş, cezaevi zindanlarına atılmıştır. Fikri Sönmez'den sonra belediye başkanlığı koltuğunda oturan bütün belediye başkanları Fikri Sönmez'le helalleşmek zorundadır. Fikri Sönmez'le yüzleşmek zorundadır. Fikri Sönmez'le helallaşmadıkları sürece, yüzleşmedikleri sürece o koltuk onların vicdanlarında bir yaradır. Dolayısıyla gelinen bu aşamada bu meydana Fikri Sönmez'in adı verilerek bu helallaşma ve yüzleşme, bu vicdanla hesaplaşma zamanıdır diye değerlendiriyorum.